Konuğumuzla devam edeceğiz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizimle. Merhaba. Hoş Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Büyümeyle başlayalım. Türkiye ekonomisinde 2022 büyüme performansı açıklandı. Türkiye 2022'de %5,6 büyüdü. Yılın son çeyreğindeki büyüme ise %3,5 olarak gerçekleşti. Değerlendirmenizi alabilir miyiz? Evet, yani öncelikle geçen sene Ağustos ayında Merkez Bankası biraz 3. 4. çeyreğe atıfta bulunarak aslında faiz indirimine gitti. Çünkü burada küresel anlamda da bir ekonomik yavaşlama olabileceğini, tabii ki şu an açıklanan veride bunun etkisini de ben 3. 4. çeyrekte Türkiye üzerinde de yine Merkez Bankası'nın beklentisiyle etkili olabileceği görüşü hakimdi. Geçen senenin iki çeyreği çok yüksek %7'nin üstünde bir büyüme sonrası aslında 3. çeyreğe çok benzer bir 4. çeyrek büyümesiyle yılı kapattığımızı görüyoruz. Biraz biz ilk 2 çeyrek sonrası aslında %6'ların üzerinde de bir büyüme gelebilir diye düşündük. Ama bu küresel yavaşlama aslında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir nebze büyüme beklentilerini de aşağı doğru çekmişti. Fakat dediğim gibi bu faiz indirimleri özellikle büyüme içinde de görüyoruz. İçerideki tüketimin, içerideki talebin de güçlü olduğunu ve bunun da büyümeye pozitif yansıdığını görüyoruz. Yılın genelinde aslında hep gördüğümüz tarım ve inşaat iki sektör biraz büyümeyi örselemiş gibi gözüküyor. Bunu da iç taleple, ihracatla biraz da kapatarak yine %5'in üstündeki Türkiye için iyi bir ortalamadır. Yani %5 seviyesi Türkiye'nin hem yatırımlarının içeride artması hem de ihracata yönelik bir görüntü sergilemesi için bu %5'lik minimum bana kalırsa o büyümenin de gerçekleşmesi gerekiyordu ki bunun üzerinde bir yıl kapanışı oldu. Tahmin ediyorum bu deprem nedeniyle evet kısa süreli bir birinci, ikinci çeyrekte özellikle Türkiye'nin bu yıl için belki büyümesinde bir baskı oluşabilir. Ama bunu da geçen hafta özellikle Merkez Bankası'nın yine iç talebin güçlü kaldığını fakat ölçülü de olsa bir faiz indirimi yaparak aynı Ağustos'taki etkide biraz daha büyüme tarafına destek vermek amaçlı faiz indirimine gittiğini görüyoruz. Bunun da belki önümüzdeki aylarda da devamı söz konusu olabilir. Dolayısıyla bir enflasyonist süreç yaşadık geçen yıl. Bunun bir kısım baz etkisiyle azaldığı bir süreci de yaşıyoruz son birkaç aydır. Zaten enflasyon verisini de Cuma günü göreceğiz Şubat ayı için. Ama büyüme tarafında bizim geçen yılın öncesinde başladığımız yani istihdam, işte ihracat, büyüme, yatırım başlıklı o ekonomik profilimiz içerisindeki bana kalırsa tabii net şeyi özellikle bu konuyla ilgili yapılacak yorumlarda belki Hazine'nin, Merkez Bankası'nın söylemleri ön plana çıkacaktır ama o hedeflenen büyüme oranına 2022 yılı içerisinde ulaşılmış gibi gözüküyor şimdilik. Evet, borsa tarafına geçelim büyümenin ardından. Borsa %2,74 artıda 5197 puandan kapanmıştı geçen hafta. Bugüne de yine artıda başladı. 5229 puanla başladı. Hafta başından bu yana da görülen bir yükseliş söz konusu. Yükselişte neler etkili? Bir kere tabii deprem sonrasında özellikle alınan tedbirlerin hemen bir iki gün içerisinde olmadığını da görüyoruz. Yani bazıları uzun vadeli ki dünkü varlık fonu açıklaması da biraz bu uzun vadeli tedbirler veya özellikle destekler noktasında değerlendirilebilir. Bir kere geçen hafta düşük bir hacim ve özellikle de işte 5000 seviyesi civarlarında bir görüntü genelde 5000-5300 aralığına sıkışmış bir Borsa İstanbul vardı. Bunu da çok normal karşılamak lazım. Hala yatırımcı nezdinde de işte o bölgedeki yaşanan bu üzücü olay, hala depremlerin devam etmesi, bazı gelişmelerin biraz daha netleşmesi açısından bir bekleme süresi olduğunu ben düşünüyorum. Ama özellikle bilançolar gelmeye devam ediyor. Geçen senenin kapanışları ve yavaş yavaş bu borsaya olan desteğin de işte bizi artmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu uygulamaların da bir nebze en azından borsayı belli bir seviyede tutma açısından
bir işe yaradığı görüntüsü hakim. Dün biraz bankacılık tarafına gelen haberle birlikte talep geldi. Oradaki yükselişte endeksi destekledi. Şimdi biz tahmin ediyorum 5000 seviyesi üzerinde bir süre daha kalıcı olmaya devam edecek bir borsa var. Çünkü satış tarafının da çok zayıf seyrettiği bir görünüm var. Özellikle yerli yatırımcının bu noktada çok ısrarlı bir satış görüntüsü yok. O açıdan iyi haberler ya da yine destekleyici bazı alınan kararlar. Özellikle 5200-5300 seviyesi Borsa İstanbul için çok kritik. Buraların geçilmesi durumunda yeni zirveler, yani o 5550'ler 5700'lere doğru bir hareket olabilir. Onun aksi belki işte zaman zaman piyasanın yataylaşması, yurt dışının da çok böyle iştahlı olmaması risk iştahında o yataylığın devamını beraberinde getirebilir. Burada hisse bazlı hareketler, İşte deprem sonrası biraz çimento, demir, çelik, beton gibi bazı sektörlerin ön plana çıkmıştık. Şimdi burada kar realizasyonları geliyor ama buna rağmen işte bankacılık ön plana çıkıyor. Dolayısıyla hisse değişimlerinin olduğu 5000-5500 arasında bana kalırsa devam edecek bir endeks görüntüsü, haber veya bilanço beklentisine göre de hisse bazlı hareketleri göreceğimiz bir endeks var. Zaten bugün hani küresel anlamda da biraz daha sakin bir piyasa olduğunu gördüğünü söyleyebilirim. Peki kısacık da altın yorumu alabilir miyiz? Altında beklentiniz ne yönde? Yani altın aslında güçlü dolarla baskılanmaya devam ediyor. Dolayısıyla ons altın 1800 dolarlara yakın. Gramda da bu 1100'ün altına doğru bir baskı yaratıyor. 22'sinde FED toplantısı var. O tarihe kadar bu baskı devam edebilir diye düşünüyoruz. Ama 1800 dolarlarda ons altın tutunup yukarı doğru belki toplantı öncesinde bir ters hareket, bir bu destekten bulduğu güçle bir yükseliş gerçekleştirebilir. Ama genelinde altın piyasasında da sıkışık bir fiyatlama. Gramda işte 1080-1120, ons altında da 1800-1840 dolar arasında FED toplantısına kadar bir görüntü olacak gibi gözüküyor şu an için. Çok teşekkür ediyoruz Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş. Ben teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için.